Bugün mü çıkmış? Çıktığı gibi de hatırımı sormaya geldim. Ne istiyor? Ne isteyecek oğlum? Seni istiyor. Dur oğlum dur lan dur. Nereye gidiyorsun? Gidelim bakalım madem beni istiyor bir geçmiş olsun diye. Ya saçma saçma konuşma oğlum. Onun seni niye görmek istediği belli. Neymiş lan? Öldürmek için. Sakın çıkma karşısına falan bak. Hatta bir süre git. Sen git bu şehirden ya. Çek git oğlum. Demir. Demir. Demir Bey. Hoş geldin. Neredesin sen be? Yüzünü gören cennetlik. Cemal burada mı Erdal abi? Ay. Demir kardeş gelmiş. Demir, olayınızı dışarıda konuşayım. Hadi. Burada arıza çıkartmayın. Geçmiş olsun. İyi gördüm seni. İyiyim. 8 sene ekmek elden su gölden yaşadım. İyiyim tabii. Beni görmek istemişsin. İstedim. 8 senenin hasretinden değil. Cemal ne diyorsan... Lan sen bir sus. Yavaş lan yavaş. Ne bağırıyorsun? Niye mi bağırıyorum? Lan sizi burada çekip vurmadığıma dua edin lan siz. Hop hop ağır ol. Bugün 2 dakikada çöktü üstüme polisler. Ne olduğunu şaşırdım. Siz ne yaptınız? Topuklarınız kışınıza vura vura kaçtınız. Hani dostluk? Hani kardeşlik? Hani bırakmayacaktık lan birbirimizi? Ne diyorsun oğlum? Hapishaneye bir kere görüş için gelmediğiniz sizin. Oğlum hırsız adam kendi isteğiyle nezarete mi gelir lan? Her işin bir kuralı var ya. Bu işin de kuralı bu abicim. Polisi gördün mü kaçacaksın. Ya da 8 sene yatacaksın. Ya tamam işte. Biz ister miydik kardeşimiz hapse girsin? Bırak lan bu kardeşim ayaklarını. Bana borcunuz var. Ne borcu oğlum? O işten 70.000 lira alacağım var. Ya saçma saçma konuşma. Hiçbirimiz o işten para falan kazanmadık. 8 senenin faiziyle 500.000. Yok bizde öyle bir para. Bir hafta sonra paramı getir. Getirmezsem ne olur lan? Ha? Sana da. Çevrendeki herkese de bela olurum. Hayatını cehenneme çeviririm seni. Beni tanıyorsun Demir. Çok iyi tanıyorsun. Bir hafta. Vardı geldik. Ben sana dedim bu herif bu işi kan davasına çevirecek diye.